Selam, ben Sultanoğlu. İyi, güzel ve ahlaklı insanların kanalı. Sizin kanalınız. Hoş geldiniz. Yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videomda boş zamanlarınızda güzel bir alışkanlık kazanmanız için yardımcı olmaya çalışacağım. Aynı zamanda bu kazanacağınız alışkanlık sizin hobiniz, belki de ileride mesleğiniz olacak. Tespihçilikten bahsediyorum. Boş zamanlarınızda nasıl basit yollarla, basit aletlerle tespih yapabiliriz, bunu anlatacağım. Hazır mısınız? Buyurun, başlayalım. Tespih işine yeni başlamak isteyen arkadaşlara önerim, zeytin taneleriyle, zeytin çekirdekleriyle başlasınlar. Çünkü hem elleri alışana kadar, makinaları kullanana kadar, daha güzel şekil verene kadar rahatlıkla, ekonomik olarak, iktisadi olarak bozulabilecek, oyuncak olabilecek ellerinde yeteri kadar malzeme olur. Bundan dolayı yedikleri zeytin çekirdeklerini atmayıp biriktirsinler. Zeytin çekirdeklerinde de şuna dikkat etsinler. Tipleri ve boyları birbirine denk, uygun, münasip olanları seçsinler. Ve bunu yedikten sonra temizlesinler et kısmını ve kurutsunlar. Kuruma işlemi bittikten sonra ben tahtadan böyle basit bir yuvarlak yaptım ve zımparayı, kalın bir zımparayı buna yapıştırdım. Ya da şu tip satılan diskler var. Cırt cırtlı. Bu şekil bir disk de alabilirler. Ama masraf etmemek için bir tahtayı dairesel keserler. İçine bir demir atarlar matkapla delikten sonra vida somun. Sıkarlar. Matkabın ucuna rahatlıkla takılabilir. Bir tane de size matkap gerekiyor. Başlangıçta size gereken bir de bir çivi bulun. En ince cam çivisi olabilir. Veya dikiş iğneleri vardı, elle dikiş yaptığımız. Onlar olur. Veya münasip bir çivini ucunu sivriterek olur. İğnemizi böyle sivrilttikten sonra ya da çivimizi bu şekilde sivrilttikten sonra ya da 1 milimetrelik, 1,5 milimetrelik matkap tığları aldıktan sonra tespih yapmaya başlayabiliriz. Matkabınıza bu yaptığınız saplamayı, bunu balans olup olmadığına bakın. Şu anda balans var. Demek ki bunu düzeltmemiz gerekiyor. Siz de buna bakın. Balans olmamasına dikkat edin. Evet, balans gitti. Şimdi hazır. Peki şimdi ne yapacağız? Zeytinimizi kuruttuk. Zeytin çekirdeğini ve böyle hazırladık. Elimize kalın zımparamızı alıyoruz, hazırladığımız. Sıkı bir şekilde tutuyoruz ve zımparaya sürtüyoruz. Yeteri kadar sürttükten sonra zeytin çekirdeğinin içinde ruşeğim denen bir madde var. O ruşeğimin başlangıcında yumuşak bir maddedir. Burada gördüğünüz gibi şu beyaz olan çekirdek kısmı, sert kısmı, şu siyah nokta olan ruşeğimin başlangıcı. Zeytin çekirdeğinin ortası burası. Bu taraftaki. Onu rahat bir şekilde matkapla deliyoruz oradan. Gördüğünüz gibi kolay bir şekilde bu taraf delindi. Yalnız karşı tarafta tam ortalı çıkabilmesine bu taktığımız iğnenin, ibrenin karşı taraftan, soldan taktık, sağ taraftan, karşı tarafından ortalı bir şekilde çıkmasına dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi bu tarafı da zımparalayarak göstereyim.
Bakın burası zeytin çekirdeğinin diğer tarafında olduğu gibi rüşeğimin başlangıcı olan o noktayı göstermiyor. Kabuk. Diğerlerinde de öyle. Diğer bütün zeytin çekirdeklerinde de öyle. Bir tarafında rüşeğimin başlangıcı olan noktayı rahatlıkla görebilirken diğer tarafta göremiyoruz. İşte bunun için de o tarafı da zımparaladıktan sonra orta bir noktayı seçmemiz gerekiyor. Bunu da eğer buradan delersek rahat onu göstereyim önce. Eğer buradan delmeye devam edersek bakın oradan çıktı. Bunu parlatmaya uğraştığımızda şunu zımparayla kabuğunu siyah noktasını söküp şu hale getirdiğimizde bu karşılıklı delikler orta noktaya gelmeyebilir. İşte bunun için bir tarafı rüşeğim olan tarafı deldikten sonra diğer tarafı delmeye devam etmiyoruz. Ya ne yapıyoruz? Matkaptan rüşeğim tarafını çıkartıyoruz. Yani bu deldiğimiz tarafı yeni bir zeytinle göstereyim tekrar. Burayı deldikten sonra şu tarafa elimize alıyoruz zeytin çekirdeğini ve orta noktasını bulduğumuzu düşündüğümüz yerden deliyoruz. Burayı da deldikten sonra karşı tarafla birleştiriyoruz gördüğünüz gibi. En ortalama olma ihtimali olan şekil bu şekil. Siz benden daha iyi usuller bulabilirsiniz elbette. Bunu da bu hale getirdikten sonra gördüğünüz gibi deldik. Şimdi ister kağıt zımparayla, ister böyle yaptığımız bir zımparayla bu şekilde zımparaları aldık. Bunlardan kesiyoruz istediğimiz şekilde. İster dairesel, ister böyle parçalardan. Şimdi şunu temizlemeye çalışıyoruz. El matkabım çok düşük devirde ve bu pilli olduğu için devir sayısı, dakikada dönen devir sayısı az. Şunun gibi elektrikli bir matkap olursa bunun devri çok daha yüksek. Şimdi zeytin çekirdeğini oraya takıyorum. Gördüğünüz gibi temizlenirken de şişman olan ebatını kısaltmaya, daraltmaya başlıyor çevresini. Ve neticede şu şekilde bir çekirdek, bir tane, tespihte buna habbe deniyor, bir habbe elde etmiş oluyorsunuz. Yapacağınız tespih 33 tane ise bunun gibi 33 adedi yaptıktan sonra tespihinizi ipe dizip şekil verebiliyorsunuz. Tespihçiliğe sizinle birlikte bir giriş yaptık. Ümit ediyorum güzel tespihler yapacaksınız ve bu videomdan faydalanmış olacaksınız. Bana da dua ederseniz ben ayrıca sevineceğim. İnşallah yararlı bir video olmuştur. Bundan sonra tespihçiliğin diğer bölümlerini göstermeye devam edeceğim. İnşallah herkese faydalı olur. Çünkü tesbih Allah'a zikirden geliyor. İnsanları zikrettikçe o zikirden de bize sevap gelir düşüncesindeyim. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Selam, ben Sultanoğlu.